Değerli arkadaşlar, bugün istikrarın öneminden bahsetmek istiyorum. Sen bir programa katıldın, bir seminere katıldın, kendini geliştirdin, yöntem ve taktik öğrendin ve hayatına bunu yansıttın. Hayatında güzel değişiklikler oldu. Hiç tahmin edemeyeceğin güzelliklerle karşılaştın. Sonra ne oldu? Bir rehavete girdin. Yani ben biliyorum, artık öğrendim. Nasıl yapılacağını biliyorum dedin ve o rahatlık alanına tekrar girdin. Rahatlık alanına tekrar girince bu sefer uygulamamaya başladın. Yani öğrendiğin taktik ve teknikleri uygulamamaya başlayınca eski haline geri döndün. Seminere katılmadan veya programa katılmadan önceki haline geri dönmen senin hayal kırıklığına uğramana sebep oldu. Değerli arkadaşlar, bu istikrarsız bir çalışma. Yani sen bir programa katılarak veya bir seminere katılarak bir şey öğrendin, güzel, her şey çok iyi. Hayatında güzellikler oldu, değişti. Arzu ettiğin kiloya geldin belki. Burada önemli olan bu öğrendiğin taktik ve tekniği devam etmek, kullanmak hayatında. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bisiklet sürmek gibi düşün. Pedali devamlı çevirmen gerekiyor. Örneğin sen ilk önce bisiklete bindin, bisiklet sürmeyi öğrendin, pedali çeviriyorsun. Sonra pedali çevirince gitmeye başladı. Gidince sana bir özgüven geldi. Ya gidiyor işte. Dedin, pedali çevirmeyi bıraktın. Sonra ne olursun? Düşersin. Anlatabiliyor muyum? Sürdürebilmek önemli. Kalıcı hale getirmek önemli. Sen diyete başladın, kilo verdin. Bir ayda 10 kilo. Fakat 10 kilo verdim diye rehavete girersen, rahatlık alanı oluşursa sende, konfor alanı oluşursa, sana bir güven gelirse, tamam mı? Memnun kalırsan o halinden, sonra ne yaparsın? Bu rahatlık alanından dolayı tekrar ben nasıl olsa kilo vermeyi biliyorum dersin. Verdiğin kiloyu tekrar geri alırsın. Ve genellikle kişisel gelişim yapan insanların, kendini geliştirmeye çalışan insanların en büyük problemi bu. Yani devam etmemek, istikrarlı olmamak, kalıcı hale getirmemek. Genellikle sorun bu. Yani insanların, bu kendini geliştirmeye çalışan veya diyet yapan veya kaslarını geliştiren insanların yaşadığı en büyük sorun tekrar eski haline gelmesi, hatta daha kötü olması. Dolayısıyla yapılması gerekeni söyleyeyim. İstikrarlı hale getirmek, kalıcı hale getirmek. Onu, o davranışı, o öğrendiğin davranışı alışkanlık haline getirmek. Onu bir ayda, iki ayda yapamıyorsun. Öğrendiğin o davranışı 21 günde alışkanlık haline getirmen lazım normalde, ama genellikle olmuyor. Söylendiği gibi olmuyor. Peki ne yapman gerekiyor? Değerli arkadaşlar, biz ne yapıyoruz? Örneğin bizim metodumuz şu. Bizim 3 adım sistemimiz var. 3 adım. İlk önce problemi buluyoruz, sonra problemi çözüyoruz, sonra kalıcı hale getiriyoruz. Yani o öğrendiği davranışı 3 ay boyunca onunla yapacağımız çalışmayla istikrarlı hale getirerek onun o öğrendiği davranışı alışkanlık haline getiriyoruz. Yani kopukluk olmuyor, tekrar eski haline gelmiyor kişi. Önemli olan bu zaten. Yani seminere katıldın, kendini geliştirdin veya fitness'e gittin, spor yaptın, kasların gelişti. İyi, çok güzel. Veya kilo verdin. O güzel halini ne yapmak? Kalıcı haline getirmek. Önemli olan bu zaten. Biz bu şekilde çalışmalar yapıyoruz ve size de onu tavsiye ediyorum. Eğer diyorsanız, hocam ben tamam seminere katıldım, kendimi geliştirdim, ondan sonra eski halime tekrar geldim. Kaslarımı geliştirdim, kilo verdim. İyiydi, her şey çok güzeldi ama şimdi eski halime geldim, tekrar kilo aldım diyorsan, o zaman orada hata yapıyorsun. O öğrendiğin davranışı alışkanlık haline getirmedin. Yani normalleştirmedin hayatında. Ondan kaynaklı. Sen de eğer hayatında bir değişiklik istiyorsan veya yaptığın değişikliği kalıcı hale getirmek istiyorsan, yapacağın şey bu konuya dikkat etmek. Bu videoyu tekrar izleyip hayatına yansıtmak. Veya senin yapacağın, kendine bir rehber bulmak, bir mentor bulmak, seni devamlı harekete geçirecek, motive edecek bir mentorun olması gerekiyor. Senin yanında olması gerekiyor. Hayatınızda o güzellikleri muhafaza edebilmek için size yol gösterecek, sizin yanınızda olacak bir mentorunuz olması lazım.
Değerli arkadaşlar, eğer siz de hayatınızdaki güzellikleri muhafaza etmek istiyorsanız veya arzu ettiğiniz bir değişikliğe ulaştıktan sonra bunun, bu güzel özelliğin, bu güzel yeteneğin, bu arzu ettiğiniz kilonuzun muhafazası için, yani onu korumak istiyorsanız, kalıcı hale gelmesini istiyorsanız, o zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz. Benimle bir ön görüşme yapabilirsiniz. Bunun için ne yapacaksınız? Aşağıdaki linke tıklayın, formu doldurun, bize gönderin. Arkadaşlar, sizin gönderdiğiniz formu okurlar. Eğer bizim programlara uyduğunuzu anlarlarsa sizi telefonla ararlar. Sizinle görüntülü bir şekilde görüşmek için randevu verirler. Ve o randevuda ben ne yaparım? Senin şu anki durumuna bakarım, nereye gitmek istediğine bakarım, arzu ettiğin durum nedir, buraya nasıl gelirsin, sana adım adım anlatırım. Şimdi yapacağın şey hemen videonun altındaki linke tıklayarak bana başvuru göndermek. Hoşça kal.